Hoş geldiniz. Kültürümüz ya da tarihimizdeki cambaza bak hikayesi ya da deyişini biliyorsunuzdur. Çok değil, yakın geçmişimizde meydanlarda yükseklerden ipler gerilir ve cambazlar bu iplerin üzerinde yürürlerdi. Halk, yani ahali, cambazları izlemek için o meydanı doldururdu. Bunu fırsat bilen yan kesiciler halkın arasına karışıp cüzdanları cebellezi ederdi. Yakalanmamak için dikkatleri dağıtma adına cambaza bak, cambaza bak derlerdi. Nedense değerli seyircilerim, Recep Tayyip Erdoğan ile iktidar mensuplarının son dönem ısrarla ve inatla CHP'yi tacizcilik ve tecavüzcülükle örtüştürmeleri sonrasında aklıma bu hikaye geldi. Evet, Türkiye abartısız olarak yanıyor, yıkılıyor ama bunlar cambaza bak, cambaza bak diyerek hedef şaşırtıyorlar. 10 küsur milyon insan işsiz, yüz binler çöp tenekelerinden besleniyor, her evde bir işsiz, her 3 evden birinde icra var. Enflasyon, yani pahalılık, can evinden vuruyor. Öyleyken ülkeyi yönetenlerin öne çıkardığı şey Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tacizler ve tecavüzler. Pardon ama Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz büyük bir kütle, binlerce yöneticisi, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca mensubu, yani üyesi var. Böyle bir kitlenin içinde eskilerin ifadesiyle deli de çıkar, veli de çıkar. Ne yani, bir tane deli çıktı diye bütün Cumhuriyet Halk Partililere deli mi demek gerekiyor? Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi taciz ve tecavüz gibi olaylarla suçlananları anında ihraç etti. Bir başka şey, mesela bir AKP'li hırsızlık yaparsa AKP eşittir hırsız mı diyeceğiz? Demeyeceğimize ve denilmeyeceğine göre sormak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan neden, niçin ısrarla CHP'yi tacizcilik ve tecavüzcülükle örtüştürüyor? İfade ettim, bunların derdi Türkiye'nin yakıcı sorunlarının üstüne örtü çekmek, bu gibi sanal başlıklarla hakikatleri, gerçekleri ters yüz etmektir. Böylesi sanal algılarla, inançla afyonladıkları mankurt sürüsü olan kendi tabanlarını konsolide etmeye, yani bir bütün tutmaya çalışıyorlar. Oysa hepimizin bildiği gibi bu iktidar ve mensuplarının kadın hakları diye bir derdi dün de olmamıştır, bugün de yoktur. Siyasal İslam'ın kadına nasıl baktığı, siyasal İslamcıların kadına nasıl baktığı ortadadır. İşte AKP döneminde yaşananlar biliniyor. Şortlu kızlarımızın otobüslerde, sokaklarda nasıl saldırıya uğradıkları arşivlerdedir. Aynı şekilde bu saldırılara karşı ülkeyi yönetenlerin nasıl suskun kaldıkları yine kayıtlardadır. En önemlisi bu iktidar, yani AKP mensupları değil midir? Sübyan çocukların ırzına geçenlere af getiren bu AKP değil midir? Kur'an kurslarındaki ırza geçme olayları sonrasında bir kerelikten bir şey olmaz mealinde şeyler söyleyen, öyleyken şimdi hiç utanmadan, sıkılmadan ortaya çıkıyorlar. Kadın hakları üzerinden taciz ve tecavüz gibi kavramları istismar ediyorlar. Kendisi ve ailesi aç olan ve işsizliği sebebiyle kendini asan bir genç adamın dramatik tablosu ortaya çıkmasın, afişe edilmesin diye CHP üzerinden taciz ve tecavüz mugalatalarını yapıyorlar. Ama yine heyhat diyeceğim, Türkiye'de artık açlık sebebiyle, işsizlik sebebiyle kendini yakmanın, kendini asmanın haber değeri yoktur. Evet sevgili seyircilerim, Türkiye'nin geldiği yer aynen burasıdır. Oysa hatırlayalım, AKP öncesinde iktidar olan Bülent Ecevit hükümetinde bir esnaf başbakanlığın önüne yazar kasa fırlattı diye ertesi gün manşet çekilmiş, binler, on binler sokağa çıkmıştı. Oysa bugün yazar kasa atılmasının çok çok ötelerinde şeyler oluyor. Buna rağmen ne medyada, ne sivil toplum kuruluşlarında, ne siyasette amiyane tabirle tık yok. Demokratik haklarını kullananlar devlet düşmanı ve terörist olarak yaftalanıyorlar. İktidara itiraz edenler ise vatan hainliği ile örtüştürülüyorlar. Bakın değerli seyircilerim, lafı hiç dolandırmayacağım. Gerçek taciz ve gerçek tecavüz
devletimize ve milletimize yapılanlardır. Ne midir onlar? Mesela Lozan'a göre Türk toprağı olan Ege ve Akdeniz'deki 18 adamızın Yunan'a peşkeş çekilmesidir. Mesela Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma noktasında Avrupa Birliği ve Amerika itiraz ediyor diye pasif davranılmasıdır. Mesela Libya'da yere serilmemizdir. Mesela Suriye'de tarumar olmamızdır. Diyeceksiniz ki Suriye'de nasıl tarumar olduk? Söyler misiniz sevgili seyircilerim? Türkiye-Suriye sınırında PKK devletinin kurulması tarumar olmak değil de nedir? Bugün Türkiye'yi yönetenler yani AKP iktidarı yanlış Suriye politikası izlemeseydi Türkiye Suriye'de PKK devleti dayatması ile yüz yüze gelir miydi? İlave ediyorum, Türk devleti ve Türk milleti için taciz ve tecavüzü gösteren bir başka şey, Suriye'de PKK'ya karşı yapılan askeri operasyondan Trump'ın bir emri ile geri çekilmek, yani operasyonu sonlandırmaktır. İlaveten Trump ve Merkel'in telefonları ile Papaz Brunson ve Deniz Yücel gibi isimlerin bir anda serbest bırakılması, yani tahliye olması, Türk devletinin itibarına yapılan en büyük tacizdir. İşte malum gündemde koronavirüs illetine karşı aşı olayı var. Türkiye'yi yönetenler maalesef grip aşısını temin edemedikleri gibi aylar öncesinden uyarılmalarına rağmen koronavirüs aşısına da yeterli miktarda ulaşamadılar. Evet, bütün dünya devletleri kendi halkına bu noktada şemsiye olurken Türkiye'yi yönetenler maalesef hala bir aşıyı bile sipariş vermekten aciz konumundalar. Ve bu acziyetlerini örtmek için de neymiş efendim CHP'li biri taciz etmişmiş, neymiş efendim CHP'li biri tecavüz olayına karışmışmış. Yahu arkadaş, bu gibi konular kolluk kuvvetlerinin ve yargının ilgi alanına girer. Ama söyledim ya, bunların sığınacak ve saptırılacak şeylere ihtiyaçları var. Bu şekilde Türkiye'nin temel sorunlarının üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Mesela Merkez Bankası bugün itibariyle tam takırdır. Merkez Bankası'nda bulunan 130 milyar dolar meçhul bir şekilde saçılmış. İşte bunu örtmek için tacizi ve tecavüzü istismar ediyorlar. Aynı şekilde milli piyangoyu alan şirkete verilen 503 milyon yani eski para ile 503 trilyonluk KDV kıyağını milletin dikkatinden kaçırmak için mugalata yapıyorlar. Yine El-Kaide artıklarından oluşan Özgür Suriye ordusuna her ay düzenli olarak maaş ödenmesinin üstüne perde çekmek için bu gibi konuları kullanıyorlar. Aklım hafsalam alıyor değerli seyircilerim. Türkiye muhteşem ve şanlı bir orduya sahip iken neden İslamcı cihatçılardan oluşan bir orduya ihtiyaç duyar? Neden bu orduya her ay düzenli olarak maaş öder ki, ifade ettim, bu ordunun mensupları El-Kaide artıkları yani siyasal İslamcılardır. Türkiye'yi yönetenler bu faciayı milletin dikkatinden, gözünden kaçırmak için habire CHP'ye abanıyorlar. Bakın değerli seyircilerim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı filan değilim. Ama vicdan ve adalet diye bir şey söz konusu ise bağımsız bir gazeteci olarak yapılan bu haksızlığa isyan etmem gerekiyor. Evet, bugün Türkiye'yi yönetenler yedikleri vurgunları örtmek için CHP'yi kılıf ya da zırh yapıyorlar. Mesela Amerikalıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçirirken verilmeyen notanın dolandırıcı Reza Zarraf için neden iki kere verildiğinin sorulmasının önüne geçmek istiyorlar. Evet evet, Reza Zarraf'ın adeta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk ordusundan daha değerli, daha kıymetli olduğunu yaptıkları ile ortaya koydular. İşte bu bilinmesin, afişe edilmesin diye çamura sığınıyorlar. Aynı şekilde 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasının ihalesiz olarak 0 Türk lirasına Katarlılara peşkeş çekilmesinin bütün Türkiye tarafından öğrenilmesini engelleme adına böylesi psikolojik operasyonlar, algı taarruzları yapıyorlar. Keza ümmetçilik adına saçılan milyon dolarları, milyar dolarları Türk halkı bilmesin, Türk milleti sorgulamasın istiyorlar ki son olarak hepinizin bildiği gibi Tunus'a koronavirüs bağlamında milyonlarca dolar hediye edilmiştir. Siz Türk halkına IBAN numaralarını vererek 10 lira isteyeceksiniz ama öbür tarafta
ümmet diyerek Tunus'a milyonlarca dolar hibede bulunacaksınız. Nedir bunun açıklaması? Recep Tayyip Erdoğan laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı mıdır yoksa ümmetin halifesi midir? Sadece Tunuslulara yapılan bu yardım değil, aynı şeyler Filistinliler, Somalililer ve Sudanlılar için geçerlidir. Bitmedi, Uzak Asya'daki İslamcılara bile para aktarıldığını biliyoruz. Keza Libya'daki ihvancılarla valizlerle para gönderildiği kayıtlardadır. İyi de bu para kimin parasıdır, kime sorarak bu paraları gönderdiniz? Varsa böyle fazla bir paranız, açım işsizim diyerek kendini asan insanlarımıza neden sahiplenmiyorsunuz? Suriyeli kaçkınlara onlarca milyar dolar hibe edeceksiniz. Aynı şekilde ümmetçilik ve ihvancılık adına yine onlarca yüzlerce milyon dolarları savuracaksınız. Ondan sonra bütün bunların üstünü örtmek ve sorgulanmasının önüne geçmek için ana muhalefet partisine belden aşağı saldırılarda bulunacaksınız. Bu ne aklın ne de vicdanın kabullenebileceği bir şeydir. Evet sevgili seyircilerim, ifade ettiğim gibi taciz ve tecavüz diyerek pek çok şeyi gizliyorlar. Mesela Recep Tayyip Erdoğan hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan Halkbank ve mal varlığı konularının üstüne perde çekmek istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın neden, niçin benim yurt dışında bir dolar bile param yok demediğini ya da diyemediğini sorgulatmak istemiyorlar. Oysa bugün itibariyle Türkiye'nin konuşması gereken konuların başında bu gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı yurt dışında mal varlığım var denilerek nasıl tehdit edilebilir? Aynı şekilde taciz ve tecavüz diyerek Telekom'da yapılan o rezil vurgunların üstüne perde çekilmek isteniyor ki hatırlayalım. Türk Telekom 2 yıllık karı karşılığında Arap Hariri ailesine verilmişti. Buna rağmen o Arap Hariri ailesi tamı tamına 15 milyar dolarlık bir vurgunun öncüsü olmuş. Yani Türkiye'ye bu miktarda zarar vermiştir. Evet, Türk kamuoyu, Türk medyası bunu tartışması gerekirken vay efendim Cumhuriyet Halk Partili bir üye taciz yapmışmış. Keza dolar ile yapılan geçiş garantili ihaleler konuşulsun, sorgulansın istenmiyor. Zira ortada gerçekten büyük facialar söz konusudur. Maliyeti 1 ya da 2 milyar dolar olan köprüler, geçişler 5-6 misli fiyat üzerinden Türk milletine fatura edilmiştir. İşte bunlar konuşulsun, sorgulansın, araştırılsın istenmiyor. Aynı şekilde Türk milleti devletinin yıkıldığının farkına varsın istenmiyor. Hayır hayır, devletin yıkılması ifadesi şahsıma ait değildir. Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Arşivlerde mevcuttur. Bu devlet yıkılmış, yenisini kuracağız demiştir. İşte AKP iktidarı ile beraber devletin nasıl yıkıldığı millet tarafından öğrenilmesin diye belden aşağı psikolojik algı operasyonları yapılıyor. Yine İstanbul'a ihanet edilmesi unutturulmaya çalışılıyor ki ihanet ifadesi de bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Kendisi demiştir ki İstanbul'a ihanet edildi. İhanet edenlerin içinde ben de varım, biz de varız. Değerli seyircilerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalı beri yani 79 yılda 714 milyar dolar vergi toplamıştır. Ama buna mukabil olarak AKP 18 yılda 2 trilyon 433 milyar dolar vergi toplamıştır. Sormak istiyorum, bu toplanan vergilerin karşılığı nedir? Bunlar nerede harcanmıştır? İşte bütün bu soruların sorulmasını istemiyorlar. Yine AKP iktidar olduğu 2003 senesinin başında Türkiye'nin dış borç toplamı 129 milyar dolar iken bugün itibariyle Türkiye'nin dış borcu 443 milyar dolardır. Sormak istiyorum, alınan o borçlar nereye harcanmıştır? Yapılan sadece ve sadece 10 milyar dolarlık bir duble yoldur. Ki hatırlayalım, 68 milyar dolarlık bir özelleştirme de söz konusudur. Yani Cumhuriyet'in yaptığı her şey satılmış, peşkeş çekilmiş. Evet, bütün bunlar konuşulmasın, sorgulanmasın denilerek bazen vatan bayrak millet üzerinde, bazen kutsal inancımız üzerinde,
bazen de belden aşağı kavramlar üzerinde istismarlar ve suçlamalar yapılıyor. Bakın değerli seyircilerim, son 10 yılda Türkiye'yi terk eden yetişmiş insan sayımız tabu tamına 435 bin kişidir. Aynı şekilde bankadaki mevduat ya da birikim toplamı 1 milyon doların üstünde olan 17.135 kişi parasını yurt dışına çıkarmış, servetini yurt dışına transfer etmiştir. Sonuç olarak söyleyeceğim şey şudur değerli seyircilerim, teşbihte hata olmasın ama cambaza bak diyerek bütün bunların gizlenmesine ve örtü çekilmesine biz ve bizim gibi vatanseverler izin vermeyecek. Bizi izlemeye devam edin.